suçlama da 1950'den itibaren yapılan suçlamalardan bir tanesidir ama biz tarihçiler yine buna mantıklı bir yanıt veriyoruz. Benim öğrencilerim genelde çok sorar. Hocam işte dedelerimizin mezar taşını okuyamayan bir nesil yetişti denilir ama ben hep onlara şunları söylerim. Siz o zaman da olsaydınız o zaman da dedeleriniz mezar taşını okuyamayacaktınız. Çünkü okuma yazma oranı çok düşük. Şimdi 25'lerin ortalarında okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda %3, genelde %5. Böyle bir okuma yazma oranı olduğu için şunu düşünemiyorlar insanlar. Acaba cahil olunduğu için yeni harflere geçiş mi düşünüldü? Çünkü Osmanlı'dan gelen süreçte hep bu var. Abdülhamit de olsun, ondan önce Münif Paşa olsun, ondan önce Ahmet Cevdet olsun, bu kişilerin hepsi okuma yazma oranının zayıflığından bahsettiği için Arap harflerinin ıslah edilmesi üzerinde duruyor zaten. Bu nedenle bu suçlamaya katılmıyorum. Özellikle istersen biraz istatistik vereyim sana. Avrupa'da okuma yazma oranları o dönem hep 90'ların üzerinde. Almanya'da 99 mesela, Amerika'da 94, %94. Yani oralarda okuma yazma oranları %90'ların üzerindeyken bizde yüzde ortalama olarak söylüyorum %5. Hatta il il örnek vermek gerekirse o dönem en fazla okuma yazma oranı yüksek olduğu yer İstanbul, o da %21. Edirne %6.22, Samsun %6.3, Sivas %4.98, Konya %5.97, Ankara 4.91, Urfa 1.94, Mardin 1.56, en düşük olduğu yer olarak da verilmiş. Amasya'da 0.73 olarak geçiyor. Yani okuma yazma oranlarının böyle olduğu bir toplumdan bahsediyoruz ve bu noktada biraz evvel belki değindim bilmiyorum bir konuda 33 harfin olması, başta ortada sonda 99 harfe çıkması öğrenmenin zorlanmasını getiriyor. Bu da okuma yazma oranının düşükte kalmasını sağlıyor. Kur'an-ı Kerim bilmek ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim bilmek okuma yazma öğrenildiği anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'i ancak üzerindeki okuma yardımcıları vasıtasıyla daha rahat okuyabiliyor insanlar ama okuma yazma oranı bu maalesef etki yapmıyor ve okuma yazma oranı çok düşük kalıyor. Nitekim %5'lerden 1935 ilk nüfus sayımında da %28'lere yükseldiğini görüyoruz.